Kıymetli takipçilerimiz, hepinize yeniden merhabalar. Yeni video haberle yine sizlerleyiz. Komşuda kriz patlak verdi. Miçotakis'e yol mu görünüyor? Türkiye'nin NATO zirvesinde elde ettiği diplomatik başarının yankıları devam ederken, Yunanistan'da Başbakan Miçotakis'e tepki yağıyor. Başta ana muhalefet lideri Tsipras olmak üzere, Yunan medyası tarafından da başarısız ilan edilen Miçotakis'in koltuğu sallantıda. ABD Başkanı Biden'ın Türkiye'ye F-16 satma konusunda verdiği olumlu mesajların ardından Yunan basını, Başbakan Miçotakis'in başarısız dış politikasının üzerine gitmeye başladı. Eski Başbakan ve ana muhalefet lideri Alexis Tsipras, Miçotakis hükümetinin Madrid'den büyük bir hezimetle döndüğünü söylemişti. Tsipras, Miçotakis'i zehir zemberek sözlerle eleştirerek, ''Acı bir diplomatik yenilgi yaşadık. Eğer ben Madrid'de başbakan olsaydım ve bu yaşansaydı ve aynı zamanda Türkiye'nin tanımı Türkiye tarafından reklam markası olarak tescil edilmiş olsaydı, Madrid'den yürüyerek dönerdim.'' ifadelerini kullanmıştı. Tsipras'ın bu çıkışıyla birlikte Yunan basını da zirvede Türkiye'ye tam destek verildiğini söylemiş, Yunanistan'ın diplomaside hezimete uğradığı eleştirileri yağmıştı. Zirvenin yankıları sürerken Miçotakis hükümetiyle ilgili bu kez erken seçim söylentileri gündeme geldi. Haber ajansı AFP tarafından derlenen bir analize göre siyasi analistler Miçotakis'in Ağustos ayı ortasında bir duyuru yaparak sonbaharda erken seçime gitmesinin beklendiğini açıkladı. Analizde anket şirketi GPO'nun araştırma direktörü Papargiris'in değerlendirmelerine de yer verildi. Buna göre Papargiris, Yunanistan'daki tüm partilerin şu anda seçim hazırlıkları yaptığını belirtti. Tsipras'ın da yapmış olduğu erken seçimler Eylül ayında gerçekleşecek çıkışının ardından gelen anket sonuçları Miçotakis'in koltuğunun sallantıda olduğu söylentilerini de daha fazla kuvvetlendirmiş oldu. Kıymetli dostlar, haberimizin sonuna geldik. Türkiye'den ve dünyadan derlediğimiz son dakika haberlerini sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Sağlıcakla kalın.